Merhaba arkadaşlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Hasta olduğum için sesim az gelebilir. Birazcık bilgisayarlarınızın sesini bugün açın bence. Marketten birkaç bir şey aldım. Öncelikle Buzluk'ta geçen hafta aldığım kanat var. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Mangal tadında kanat yapacağız ocakta. Nasıl yapılır? Nasıl yapıyorum? Sosunu nasıl yapıyorum? Nasıl pişiriyorum? Hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu tarifi daha önce denedim. Muhteşem oldu. Geçen hafta yaptık. Bir hafta geçmeden tam üzerinden bir daha eşim istedi. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mangal tadında kanat yapacağız. Birazcık Brüksel lahanası haşlayacağım. Bunun yarısını yapacağım sizlerle. Üzerine bunun yoğurt ve salçalı sos yapıyorum. Muhteşem oluyor. Ya da hafif bir haşlayıp sonra bunları ikiye bölüp zeytinyağda hafif bir işte yanında soğanla, biberle kavrulabilir. Ben yarısını öyle, yarısını öyle yapacağım. Bugün sadece biraz haşlama olarak kullanacağım. Bir de kivi aldım. Bu arada marketten aldıklarım şu ikisi. Bir de aç bitir aldım. Bir tane marketten aldıklarımı da göstermiş oldum. Bir tane de Vila'da sopası aldım. Çünkü Vila'da sopam yoktu. Vardı ama olmuyordu. Şimdi öncelikle tavuktan başlayacağız. Şöyle lavabomu çeviriyorum sizi. Şöyle suyumu açıyorum. Çünkü tavuklarım tam eridi mi bilmiyorum. O yüzden ben yani şöyle bakarsanız biraz buz, biraz erimiş. O yüzden hem de zaten yıkayacağımız için şöyle lavaboya sıcak tarafını suyun açıp biraz suda bekleteceğim. Evet, şöyle biraz sıcak su doldurdum. Yani çok sıcak da değil, ılık da değil. Birazcık sıcağa yakın bir su doldurdum. İyice çözülsün. Kanı manı suya çıksın. Zaten bunu biraz sonra birkaç kez daha yıkayacağım. Evet, bu tarafta da şöyle bir salata tabağı çıkardım. Geniş olması için. Çünkü bunun içerisinde sosu yapacağım şimdi. Tavuklarımı yıkayıp süzdükten sonra direkt sosun içerisine atıp güzelce karıştıracağız. Evet, ben kullanacağım baharatları burada çıkardım arkadaşlar. Siz istediğiniz her baharatı kullanabilirsiniz. Ben biraz kimyonla başlıyorum. Ben bol baharat seviyorum biliyorsunuz. Kimyonu da biraz bol koyuyorum. Devran için hani gazı alıyor ya, yemekteki her şeydeki çorba her şey aslında atılabilir. Genelde ete atılsa da gazlı olmaması için yemeğin her şeye atabilirsiniz. Şöyle çok az kekik koyacağım. Çok az koyacağım. Bunun aroması yüksek. Şöyle birazcık sarımsak tozu koyuyorum. Tabii bu yoksa koymayabilirsiniz. Sarımsağı ezip koyabilirsiniz. Benim tavuk baharatım var. Bu her yerde satılandan değil. Bu Almanya'dan geliyor ama her yerde tavuk baharatı satılıyor. Aslında bakarsanız mangal baharatı da satılıyor. Direkt onunla baharatlayabilirsiniz ama kendiniz koymanız içerisine daha iyi bence. Gönlünüz rahat oluyor yani. Bunun içerisinde tuz olduğu için bundan koyunca tuz koymayacağım arkadaşlar. Şöyle bolca koyuyorum. Tavuğum çok. Evet. Tavuk baharatını da koyduktan sonra şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bunun içerisine ketçap koyacağım. Normal ketçap. Normalde ketçap kullanmıyorum biliyorsunuz. Bu tarifi bu iki üçüncü yapışım. Sırf bu tarif için ketçap aldım eve. Şöyle biraz ketçap koyuyorum. Daha az ya da daha çok koyabilirsiniz. Zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağını bol koyuyorum. Çünkü tavaya ekstra zeytinyağı koymayacağım. Şöyle bolca yağlıyorum. Etim de çok olduğu için. Şimdi de şöyle güzelce yağım, baharatlarım, işte ketçap hepsi karışana kadar eşit bir şekilde karıştırıyorum. Yağ çok gelmesin gözünüze. Bakın yağ gayet iyi. Hatta biraz daha konulabilir. Çünkü tavaya yağ koymayacağım arkadaşlar. Bu yağda pişireceğim. Tavada kızartacağım. İsterseniz fırına da atabilirsiniz. Ama Devran tavada sevdiği için ben tavada yapacağım. Karıştırdım. Şimdi bu baharatları hemen kaldırıyorum. İşte başka istediğiniz bir baharat varsa koyabilirsiniz tabii. Pul biber. Şöyle çok az pul biber koyacağım. Az koyacağım bunu. Bu kadar yeterli. Tavuklarımı güzelce birkaç kez şöyle elimle ovuştura ovuştura yıkadım arkadaşlar.
Sosumu ben de şöyle çıkarıyorum. Elime eldiven taktım. Islak olduğu için pek geçmedi eldiven. Olsun, idare eder. Şöyle tavuklarımı sosumun içerisine hepsini şunu bir kez daha yıkayalım. Hepsini boşalttım. Şimdi güzelce her yerine sos gelecek şekilde güzelce karıştırıyorum. Evet, tavuklarımı güzelce sosa buladım. Şöyle düzelttim. Şimdi ağzımı şöyle bir, benim böyle bir folyolu kağıtlarım var, bununla kapatıyorum. Bu şekilde bir saat kadar bekleteceğim. Bir saat sonra pişireceğim. Daha fazla da bekletebilirsiniz. Hatta bir gece önceden bile bekletebilirsiniz dolapta. Ama ben bir saat kadar bekleteceğim bugün. Çok fazla vaktim olmadığı için. Bu şekilde tavuklarımı kaldırıyorum. Evet, tavuklarım tamam. İşlem kalmadı. Tavuklarım hazır. Orada bekliyor. Şimdi brükselleri yapacağım. Böyle bir bıçak aldım. Şöyle açtım. Şimdi bir kap getireceğim çöpleri koymak için. Hatta iki tane. Şimdi nasıl ben bunları ayıklıyorum? Şöyle göstereyim sizlere. Brükseli alıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan biraz kesiyorum. Şöyle dıştan bir iki yaprak alıyorum. Şöyle kirli olan bir iki yaprak. Bu kadar. Bunu ayırıyorum. Şimdi onu yıkayacağım. Şöyle bir iki yaprak alıyorum. Dıştan. Hani böyle çok şey olanlar. Sert ve kirli olanları. Yani şöyle rengi falan gitmiş olanları. Evet. Bu şekilde ayıklıyorum. Diyet yapıyorsanız, ben şu an diyet olarak yapmıyorum. Normal bir şey olarak, öğün olarak yapıyorum. Ama diyet de yapıyorsanız bunları haşlayın. Özellikle akşam yemeğinde. Lahana hem ödem attırıyor. Haşlayın arkadaşlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Üzerine salçalı sos yapın. Aynı mantı gibi. Mantı olarak düşünüp yiyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi bunları bir daha ikiye bölüp o şekilde az bir haşladıktan sonra ya da haşlamadan biraz çiğ seviyorsanız eğer o şekilde de biraz kızartabilirsiniz. Zeytinyağında baharatlarla birlikte tatlandırabilirsiniz. Ben haşlayacağım şimdi hepsini. Yarısını değil, hatta şu kadar bile yeter Devran'la bana. İşte birazını şey yapacağım. Haşlayacağım. Şöyle bir porsiyonunu buzluğa atacağım. Çünkü çok. Ondan sonra bir porsiyonunu yarın dediğim gibi zeytinyağlı tavada soteleyerek yerim. Öğle yemeği olarak tek oluyorum genelde evde. Bir porsiyonu da şimdi yoğurtlu salçalı yapacağım. O yüzden bir paket aldık mı bayağı bir gidiyor aslında.
Arkadaşlar brüksellerim şöyle biraz haşladım. Zaten çok çabuk yumuşuyor. Şu an pişmiş durumda. Şöyle çok büyükleri yarım yaptım. İkiye böldüm ama genelini bölmedim yani. Bir lokmalık oldukları için. Altını açtım şimdi ocağımın. Ve şöyle biraz zeytinyağı. Şöyle biraz zeytinyağı. Hepsini kavuracağım öncelikle baharatla. O şekilde yoğurtla yiyeceğim. Hepsini bu şekilde tüketeceğim. Dediğim gibi üstünü de istediğiniz baharatlarla baharatlandırıyorsunuz. Kekik koyuyorum ben. Ne istiyorsanız bunun aroması sizin zevkinize bağlı. Şöyle biraz tuz atıyorum. Birazcık kırmızı toz biberden koymak istiyorum. Az bir şey. Evet, bu kadar. Çok az da sarımsak toz koyacağım. Bu da bitmek üzere. Şöyle çok az. Bu kadar. Evet. Şimdi bu şekilde bunu ben şöyle sallaya sallaya şöyle birazcık dışları kızarana kadar böyle hafif yani pişireceğim. Burada salçalı sosumu yaptım aslında. Bitti. Şimdi altını kapattım. Salça zeytinyağını da kavurdum. Çok az, yarım değil çeyrek çay bardağı su koydum. Şöyle birazcık şey olsun diye. Akışkan olsun diye. Ve pul biber ekledim. En son bu kadar. Brüksellerim burada. Evet, şöyle servis tabağıma şimdi yiyeceğim kadar koydum. Kalanı burada. Tavamda duruyor. Şu an ılık. Şöyle bakın, hafif kızarttım. Ben bunu bilerek yaptım. Siz direkt haşlayabilirsiniz. Ama böyle baharatla tatlandırıcı çok daha lezzetli oluyor tabii ki. Şimdi yoğurt koyuyorum üzerine. Nereyi çekiyorsam. Eşim geç gelecekmiş. Yani geç gelmeyecek de çünkü biraz gecikecek. Her neyse, eşim gelene kadar ben bunu yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. Evet, şöyle yoğurt koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi de salçasını ilave edip afiyetle yiyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi brüksellerim burada. Bunu dolaba koyacağım. Bunu yiyeceğiz. Biraz ben yedim. Şöyle 3-5 tane yedim. Gayet güzeldi tadı bu şekilde. Tavamın altını açtım. Yani çok yüksek ateşte açmadım öncelikle. Çok kısık da değil. Orta ateş. Şöyle orta ateşte. Az önce brükselleri baharatladığım tavamda şöyle bir şey yaptım. Peçeteyle üstünü aldım. Zaten zeytinyağlı. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir kir olarak görmeyin onu yani. Onu da şimdi tavuklarımı kızartacağım. Tavuklarım burada. Bir saatten fazla durdular. Şöyle maşamla şöyle bir alt üst ediyorum tekrar. Şu deri kısmı alta gelecek şekilde koydum. Gördüğünüz gibi tavam ısınmış. Diğerlerini de diziyorum. Evet, şöyle dizdim güzelce tavama arkadaşlar. Şu dibinde kalan sosumu da üstlerine döküyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi tavama tam geldi. Önceki yaptıklarımda da aynı. Bir tava şeklinde. Büyük olduğu için tavam. Şimdi orta ateşte dediğim gibi ne kısık ne şöyle bakın. Ne çok büyük ne çok küçük. Bu şekilde tek sefer çevirmek istiyorum. Hani sürekli değil de altı iyice piştikten sonra bir kere çevirip üstü de kızardıktan sonra altını kapatacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kızardılar. Bütün yağını da saldı.
O yüzden tavaya hiç yağ koymanıza gerek yok dediğim gibi. Bakın bütün yağ tavada. Bu şekilde bu tarafları da pişireceğiz. Bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde kızardılar. Tadını deneyince görün bence. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiç yağ koymadım. Bir damla yağ koymadım. Az önce sosladığım yağdaki yağ şu tavanın dibinde. Bakın bütün yağını saldı gördüğünüz gibi. Hiç ama hiç yağ koymadım. Kesinlikle koymayın zaten tavaya. Zeytinyağı da yavaş yavaş şöyle gördüğünüz gibi orta ateşte kızarıyorlar. Bu taraf daha olmamış. Bunları çevirmiyorum. Evet. Efsane kokusu. Çok güzel kokuyor. Tadı da muhteşem ötesi. Çok lezzetli. Evet, tavuklarım pişti arkadaşlar. Şöyle bakın nar gibi kızardılar. Bunlar şunlar yanık değil. Onu söyleyeyim. Bunlar yanık değil. Bakın şöyle alınıyor. Bunlar sostan arkadaşlar. Sosun şeyi bu. Anladınız ne demek istediğimi. Şöyle bakın. Mis gibi oldular. Şöyle hatta servis tabağına çekeceğim. Bunlar yanık değil. Onları tekrar göstereyim. Hatta şöyle çatalın ucuyla. Şöyle bakınız. Bunlar yanık değil. O ketçaplı olan sosun pişti. Böyle karardı. Onları alıyorsunuz zaten yerken. Ama tadı efsane. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle bakın. Çok sağlıklı. Muhteşem bir akşam yemeği. Bana afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.